birikim olarak altın veya dövize sahip olan bir kişi bunun zekatını örnek verecek olursak TL ile verebilir mi? Evet. Yine Hanefi mezhebine göre mali ibadetlerde bedel caizdir. Yani bu ne demektir? Sizin elinizde bir altınınız var. Örneğin 100 gram altınınız var. Ve üzerinden bir yıl geçti. Siz bu 100 gram altının 2,5 gramını vermekle mükellefsiniz. %2,5. Peki 2,5 gram altın değil de 2,5 gram altın değerinde başka bir mal verebilir misiniz? Gerek mal olsun, gerek para olsun, gerek döviz olsun fark etmez. Yeter ki verdiğiniz gün itibarıyla, bakın burası önemli. Verdiğiniz gün itibarıyla vermekle mükellef olduğunuz miktarı alabilecek bir konuma sahip olsun. Böylesi bir durumda elbette bedel olarak başka bir para cinsi verebilirsiniz. Hatta şunu da diyelim, elinizde TL'niz var, döviz vermek istiyorsunuz. Bu da olabilir. Elinizde TL'niz var, işte ticari malınız var, mal vermek istiyorsunuz. Bu da olabilir. Yeter ki hesaplandırma yaparken vereceğiniz o malın an itibariyle değeri vermekle mükellef olduğunuz o rakamla eşdeğer olsun. Böylesi bir durum olursa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Bu vurguladığınız hususu şöyle bir soruyla biraz daha açmak istiyorum hocam. Diyelim ki bir kişinin 100 gram altını var. Recep-i Şerif ayının mesela 10. gününde zenginlik yıl dönümü. Yani Evet. zengin vermesi, zekatını vermesi gereken gün Recep-i Şerif'in Yani 10. günü. nisabın başladığı gün diyelim. Evet. Evet. Zekatını Recep-i Şerif'te vermemiş, Ramazan'a ertelemiş. Normalde 100 gramda 2,5 gram altın vermesi gerekiyor. Şimdi Recep-i Şerif ayındaki değerden mi verecek yoksa Ramazan'daki değerden mi verecek? Yani meseleyi şöyle kurguladınız. Zekat zimmetine bindi. 100 gram altını var. 2,5 gram altın vermesi gerekiyor ama tehir etti, vermedi. İşte bir ay tehir etti, 2 ay tehir etti ama elindeki parası da artmadı. Hala Evet. altını duruyor. Böylesi bir durumda bu kişinin zimmetinde 2,5 gram altın verme mecburiyeti vardır. Dolayısıyla burada asıl olan 2,5 gram altın vermesi olacağı için şu anda eğer bedel vermek istiyorsa, para vermek istiyorsa yine vereceği günde 2,5 gram altın alabilecek miktarda para vermesi gerekir. Yoksa vermesi gerektiği hani o bahsettiğiniz gibi Recep-i Şerif ayında işte 2,5 gram altın kaç paraydı? Bizim örneğimiz 100 gram olduğu için 2,5 diye örneklendiriyorum. Bu illa 2,5'a sabitlemeyelim. 2,5 gram altın işte şu kadar bedeldi. O zaman ben bu kadar bedeli şimdilik dondurayım. 2 ay sonra aynı bedeli vereyim derse bu caiz olmaz. 2 ay sonra vermen gereken yine rakam o 100 gram altının varsa 2,5 gram altın. O zaman an itibariyle 2,5 gram altın alabilecek parayı veya malı o değerde bir malı vermesi gerekecektir. سيدنا محمد